Selamlar arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e, Layer panelinin komutlarıyla devam edeceğiz. E, çok fazla bir şey kalmadı aslında. Teorik konu kalmadı. Bunları e, biraz daha ilerlettikten sonra daha büyük bir egzersiz yapıp e, konuları beraber pekiştirmiş olacağız. Bugünkü derste Layers panelinin içindeki şurada görmediğimiz komutları göstermek istiyorum size, butonları. Bir de ekstradan bir e, komut daha göstermek istiyorum. Bu komuttan aslında daha önceki derslerde konuştuğumuz mesela kesikli çizgilerin e, kesikliyle kesikli hallerinin büyüklükleri yani deşlerinin büyüklükleri gibi e, büyüklük ayarını yapmayı, çizgi tiplerindeki büyüklük ayarını yapmayı göstereceğim size. Öncelikle buradaki komutlarımıza bakalım. Layer Properties'i zaten biliyoruz. Kısa yolu LA olan veya buradan tıklayarak girebildiğimiz katman özelliklerini değiştirebildiğimiz buton ya da menü veya panel nasıl artık söylersek. Hemen iki tane buradan yeni layer oluşturalım ve bu layerlardan birine sarı birini de Evet bir dakika yine şey bir renk bulacağım. Böyle bir renk yaptım. Peki. Ee, bir tane obje çiziyorum. Bir obje daha çiziyorum. Hatta şöyle bu objeleri çoğaltalım hemen. Bunun için mesela circle objemi seçtim. C o enter dedim ve birden fazla kopya oluşturdum. Line objemi seçtim ve birden fazla kopya oluşturdum. Evet. Mesela circle objelerimi seçerek sarı katmanımı layer 1'e attım. Diğer objeleri seçerek circle'ların hepsini layer 1'e atalım. Diğer objelerimizi de layer 2'ye attım. Evet, layer 2'nin rengi bayağı görünmez bir renk olmuş. Bir saniye hemen onu da düzeltelim. Okey. Peki şimdi arkadaşlar ikinci kat, e, ikinci seçeneğimizi deneyelim. Make objects layer current. Bakın burada aslında şöyle düşünebilirsiniz. Burada e, göreceğimiz hiçbir buton aslında zaten yapamıyor olduğumuz bir şey değil. Yani yeni bir şey görmeyeceğiz. Sadece kısa yollar göreceğiz. Make Object Layer Current yani buradaki ikinci butonumuz şu işe yarıyor. Herhangi bir seçtiğimiz objenin katmanını aktif katman yapıyor. Yani şöyle düşünün. Bu arada bununla ilgili hemen bir yan bilgi daha. Bakın hiçbir şey seçili değilken şurada yazan katman aktif katmandır. Bunu daha önce söyledim aslında ama bir daha yenileliyorum. Bir daha hatırlatıyorum. Bu önemli bir ...durum çünkü. Önemli bir e, bilgi. Eğer hiçbir obje seçili değilse... ...şurada gördüğünüz katman... ...aktif katmandır. Yani şu an yeni bir çizim yaptığınızda... ...objenin yazılacağı katman... ...sıfır katmana. Gördüğünüz gibi. Eğer siz buraya bir kez tıklayarak... ...herhangi bir katmanı seçerseniz... ...aktif katmanı değiştirmiş olursunuz. Yani bakın yeni çizdiğim... ...eğer burada Layer 1 gözüktüğü için hiçbir obje seçili değilken... ...yeni çizdiğim obje sarı renkte olacak. Yani layer de olacak gördüğünüz gibi. Bu arada renk değiştirme layer'larda önemli bir ayraç gördüğünüz gibi hemen anlamama yarıyor. Dolayısıyla hemen yeni layer'ın rengini yeni yap değişik yapmanızı tavsiye ederim. Make Objects Layer Current butonu ise o seçtiğimiz objenin katmanını aktif katman yapıyor. Bakın o hala hiçbir obje seçil değil. Ve Layer 2 aktif. Demek ki artık yeni çizdiğim e, obje Layer de olacak. Yani tıklıyorum, objemi seçiyorum ve o objeyi, o obje objenin katmanını aktif katma yapıyor. Yani normalde buradan seçiyorken gelip obje üzerinden de bunu seçebiliyorsunuz. Match komutu genelde çok aslında en çok aralarında şu an gösterdiğim en çok en, aralarında en çok kullanılan komutlardan bir tanesi. Şöyle diyelim mesela bu daire dışındaki bütün daireleri şu çizginin katmanıyla aynı katmanı taşımak istiyorum. Yani layer 2'ye taşımak istiyorum. Bakın dairelerimi seçtim. Match dedim ve şu çizginin katmanına bunları eşleştir dedim. Gördüğünüz gibi bütün daireleri ikinci tıkladığım e, objenin katmanına taşıyor. Tekrar daireleri seçtim. Match dedim ve bu kez bu daireyi seçtim. Dolayısıyla hepsini sarı renge boyadım. Yani Layer 1 attı. Previous, e, Layer'larla ilgili yaptığımız son değişikliği yani şuradaki mesela aktif katman değişikliği olabilir veya Layer Properties menüsünden, menüsünden değiştirdiğimiz bir özellik olabilir. Layer'larla ilgili yaptığımız son değişikliği geri almamıza yarayan komut. Isolate seçtiğimiz objenin katmanını enter dedim. İzole ediyor. Bakın diğer katmanları kilitliyor. Şöyle anlayabilirsiniz. Çizgilerin üzerine geldiğimde mouse'un kenarında kilit işareti görüyorum. Veya şöyle anlayabiliriz. Layer Properties Manager'a girdiğimde Layer 1 dışında yani seçtiğim objenin katmanı dışındaki bütün katmanlar kilitli. Veya son bir yerden daha bakabiliriz. Şuraya tıkladığımda bakın burada da kilitli olduğunu görebiliriz. Unisolate kilitleri kaldırmaya yarıyor. Yani bütün objelerin kilitlerini aç. Bütün katmanların kilitlerini aç demektir. Freeze seçtiğimiz objenin katmanını dondurur. Yani freeze eder. Freeze komutunu, e, pardon, freeze opsiyonunu hatırlıyor olmanız gerekiyor. Bakın layer'ların içinde freeze. Gördüğünüz gibi seçtiğim objenin katmanı freeze'lendi. Yani dondu. Thaw diyerek tekrar buraya tıklayarak bunu eritebilirsiniz yani freeze dondurmak bir daha tıkladığımızda da tersi yani eritmek. On off daha doğrusu off sadece seçtiğimiz objenin katmanını bu kez off yapacak yani kapatacak. Bakın freeze ile off arasında bir fark vardı bunu konuşmuştuk daha önce hatırlıyorsanız çok kısaca hatırlatayım. Freeze tamamen objelerin çizilmesini engelleyerek RAM'imizi rahatlatmaya yarar. Grafik kartımızın RAM'inde aynı zamanda. On off'sa sadece görsel olarak objeleri gizlemeye yarar. Yani bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Peki gördüğünüz gibi bu üstteki komutlar bu işe yarıyor. Burada tabi altta daha fazla komutlar da var. Fakat bunlar tabi gittikçe çok fazla ayrıntıya giriyor ama anlamından e, hepsini çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bütün katmanları aç. Turn all layers on. E, bütün katmanları e, erit. Yani dondurulmuş bütün katmanları aç. Bütün katman e, seçili objenin katmanını kilitle. E, hemen yanında unlock. Seçili e, objenin katmanını e, kilidini aç. E, bunun dışında change object, e, change to current layer, yani objeyi seçili objeyi şu anki aktif katmana çevir e, gibi gibi e, birçok aslında bunlar az çok dediğim gibi hepsi zaten aslında bir şeyin kısa yolu, yapabildiğiniz şeylerin kısa yolu dolayısıyla çok böyle hepsini tek tek bilmenize de gerek yok zaten çoğu da aklınızda kalmayacaktır. Son bir şey daha göstereceğimi söylemiştim. E, bu Objelerimizi silelim. Bir tane line çiziyorum. Ve bu line'ın e, katmanını layer 1 yapıyorum. Layer 1'in, e, layer 1 yapmadım pardon yapamadım. Seçiyorum objemi ve buradan layer 1'i seçiyorum. Layer 1'in çizgi tipini de line type'ını da değiştiriyorum arkadaşlar. Ve dashed yapıyorum. Kesikli çizgi. Okey dedim. Şimdi buradan da seçerek de işte okey dedim tekrar. Ve buradan çarpıya basarak çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi kesikler çok küçük. Ben bunları büyütmek istiyorum. Biliyorsunuz oradan çarpı 2'ye basarak bunları büyütebilirsiniz. Ama ya daha fazla büyütmek istiyorsam. Mesela böyle bir örnek yapalım. Çok daha zoom out yaptım. Bu objenin bir kenarını aldım ve daha da uzattım. Biraz daha büyüteyim objemi. Evet. Yani şu an gördüğünüz gibi hiç gözükmüyor. Deşt 2 çarpı 2 yapsam da küçük gelecek. Dolayısıyla benim farklı bir metodla istediğim kadar bunu büyütebilmem gerekiyor. Bakın buradaki ince ayrıntı şu. Objelerin line type scale'ını yani çizgi tipi ölçeğini katmanlardan değil obje özelliklerinden değiştirirsiniz. Bu çok önemli bir e, fark arkadaşlar. Objeyi seçiyorum ve object properties'e gitmem gerekiyor. Bunun için kısa yol kontrol 1'dir. Eee, Ctrl ile 1'e basarsanız obje özelliklerini açarsınız veya şurada bakın properties'in yanındaki şu küçük oka basarak da bu menüyü açabilirim. Veya klavyeden properties yazıp yazıp enter derseniz de aynı sonucu elde edersiniz. Line type scale gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Şu an bu objenin line type scale'ını arttırırsam eğer bakın ne oluyor? Mesela buraya 10 yazdım. Gördüğünüz gibi bakın line type scale 1'den 10'a çıkardığımda çizgiler daha büyük hale geliyor. Kesikli çizgiler. Bu önemli bir olay arkadaşlar. E, bunu düşürmek ister. Bu arada şu an bakın line type scale 1 çünkü obje seçili değil. Yani burada hangi obje seçiliyse onun özelliklerini görürüz. Burada zaten bakın no selection diye yukarıda yazıyor. Şimdi objeyi tekrar seçeyim. Gördüğünüz gibi line type scale tekrar 10 oldu. E, bunu mesela 30 yaparsam daha da büyütecektir küçültmek için mesela diyelim ki tam tersi bir durum var. çizgiye çok yakından bakıyoruz ve hiçbir kesikli çizgi yine göremiyoruz. Ya da şu, şu kadar görebiliyoruz sadece. Küçültmek istiyorsunuz çizgileri. Bu sefer de nokta 1 yazıyorum. Gördüğünüz gibi küçültebiliyor. Yani 0 ile 1 arasında bir değerde çizgileri küçültecektir. Peki line type scale olayını unutmayın arkadaşlar. Birkaç örnekte daha karşımıza çıkacak. Bunları size hatırlatacağım tekrar örneklerde. Fakat önemli bir olaydır. Bunu e, lütfen unutmayalım. Genelde unutulan da bir olaydır. E, aklınızın bir köşesinde lütfen dursun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir e, konumuz yok. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuna basarak yeni videomuzdan haberdar olabilirsiniz ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek de bütün şu ana kadarki videolarımızı görebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere